Enes Köroğlu kanalından herkese selamlar. Bu videoda sizlere MSI Afterburner nedir, nasıl kullanılır ve ayarları ne olmalıdır? Bunlardan bahsedeceğim. MSI Afterburner sistemlerimizde kullanmış olduğumuz ekran kartının yani GPU parametrelerini takip edebilmek, bu bileşende hız aşırtma yapabilmek ve fan hızı gibi bazı ayarlamalar yapabilmemiz için geliştirilmiş bir yazılımdır. Bunun dışında işlemci ve RAM gibi bileşenlerin kullanım oranı, frekans, fan hızı ve oyun içi FPS değerlerini ise anlık olarak takip edebiliyoruz. Şimdi ilk olarak MSI Afterburner'ı bilgisayarımıza nasıl indireceğimize bakalım. Google'a giriyoruz. Buraya MSI After Burner yazıyoruz. Karşımıza gelen ilk siteye tıklıyoruz. Bakın MSI'nin kendi sitesi. Lütfen başka sitelerden indirmeye kalkmayın bilgisayarınıza virüs bulaşmaması için. Evet MSI'nin kendi sitesine giriyoruz. MSI After Burner'a tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir panel geliyor. Bakın burada After Burner'ı indirin yazıyor. Buraya tıklıyoruz ve yaklaşık 48 MB'lık zip dosyasını indiriyoruz. İndirmiş olduğum zip dosyasını masa üstüne çıkarttım. Üzerine tıklıyorum. Ve setup'ını kuracağım. Buradan Türkçe'yi seçiyoruz. OK dedik. İleri diyoruz. Lisans sözleşmesini kabul ediyoruz. İleri, ileri, ileri ve kur diyoruz. Kurulum süresi yaklaşık 5 dakika sürüyor. Evet, burada yine dil seçme seçeneği çıkıyor karşımıza. Türkçe bulunmadığı için İngilizce'yi seçiyoruz. OK diyoruz. Burada evet dedikten sonra tekrar next diyoruz. Kabul ediyoruz. Next diyoruz. Install diyoruz. Ve kurulumumuzu tamamladık. Finish diyoruz bitir dedim. Ve program otomatik olarak kendiliğinden açıldı. Gerçekten görüntüsü çok hoş bir panel. Görüntüsünün güzelliği sizi aldatmasın kullanımı gayet basit ve kolay. Hemen anlatayım. Solda gördüğünüz çemberin içinde ekran kartı çekirdek bellek hızları bulunmakta. Sağdakinde ise çekirdeğin kullandığı voltaj ve sıcaklık değerleri bulunmakta. Bunlara ek olarak orta kısımda ise ekran kartını aşırtmamız için gerekli işlemler, gerekli kısımlar bulunmakta. Burada Core Voltage, Power Limit, Temp Limit, Core Clock ve Memory Clock bulunmakta. Bunlardan da kısaca hemen bahsedeyim. Power Limit ekran kartının ihtiyaç duyulduğunda kullanabileceği güç oranını bizlere göstermekte. Şu an burası 100 değerinde. Bu otomatik fabrika değeri. Hız aşırtmak istediğimizde burayı arttırırsak bizim için çok faydalı olacaktır. Bunu en sonuna getiriyorum. Bakın bununla birlikte temp limit de artıyor. Burası 120 oldu. Power limiti arttırdığımızda temp limit de arttı. Temp limit nedir? Ekran kartının hangi sıcaklıktan sonra gücünü düşüreceğini gösteriyor. Onu da şu anda 87 olarak ayarladık. Gelelim Core Clock ve Memory Clock'a. Core Clock ve Memory Clock bize çekirdek hızını ve bellek hızını göstermekte. Core Clock çekirdek hızı şu anda sıfırda bulunmakta ve Memory Clock ise bellek hızı. O da şu an sıfırda bulunmakta. Bu çekirdek ve bellek hızları bizim normalde çalışan hızlarımıza ek olarak gösterilen değerler. Şu anda sıfırda bulunmakta. Eğer ki biz burayı arttırırsak bu şekilde bakın 1000'e kadar artıyor. Ki burayı ben arttırmanızı kesinlikle önermiyorum. Çünkü ekran kartı dengesinin bozulmasını sağlayabilir. O yüzden normal üzerinde değerlere getirmeyin. Normal olan değerlerde çalışsın. Eğer ayarlarınızı bozduysanız veya eski haline döndürmek istiyorsanız buradaki reset tuşuna tıklayarak sıfırlayabilirsiniz. Varsayılan hale geri döner. Hız aşırtmak için anlatmış olduğum bu kısımları deneyerek en uygun değerleri bulmak oldukça uzun zamanınızı alacaktır. Bir oyunda farklı bir performans gösterirken başka bir oyunda farklı bir performans gösterebilir. Bunun için MSI Afterburner bize bir güzellik yapmış. Programa OC Scanner adında ekran kartının çıkabileceği en yüksek değerleri gösteren otomatik bir yazılım koymuş. OC Scanner, bahsetmiş olduğum bu kısımlardaki değerleri tüm sistemimize en uygun olarak otomatik bir şekilde buluyor. Bunun nasıl yapıldığını hemen şöyle göstereyim. Bakın buradaki OC Scanner arama butonuna tıklıyorsunuz karşınıza böyle bir panel geliyor. Burada test ve scan tuşları bulunmakta. Bakın burada bizim voltaj değerimizi ve hızımızı gösteren bir grafik bulunmakta. Bunu görmek için core clock'un yanındaki grafik tuşuna basıyoruz. Ve karşımıza böyle bir grafik çıkıyor. Bu grafikte bizim hızımız ve voltaj değerlerimiz var. Bu değerler şu an otomatik olarak grafik şeklinde çizilmiş. Bakın en yüksek değer burası. Ama bu şu an otomatik olarak ayarlanmış. Biz kendi bilgisayarımızda bunu test edeceğiz ve çıkan sonuçta en yüksek frekans ve en yüksek voltaj değerlerini bulmuş olacağız. Bunu başlatmamız için ise buradaki siken tuşuna basıyoruz. Buraya bastıktan sonra bilgisayarımız yaklaşık 5 dakikalık bir testten geçiyor. Burada akışlar oluyor ve ondan sonra grafiğimiz değişiyor. Testimiz tamamlanıp grafiğimiz sonuçlandıktan sonra bizlere bilgisayarımızın en uygun değerlerini veriyor. Burada hız ve voltaj değerlerini veriyor. Ona göre ayarlıyoruz sonrasında. Evet buraları da kapatıyorum. Az önce belirtmiş olduğum değerleri otomatik olarak bulan OC Scanner sadece çekirdek değerlerini veriyor bize. Bellek hızını ise kendimiz elle değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi size oyunlardaki FPS değerlerini, işlemci ve ekran kartı kullanımı gibi değerleri nasıl ekranın üst köşesine sabitleriz, bunları göstereceğim. Bunun için panelde görmüş olduğumuz ayarlar butonuna tıklıyoruz ve karşımıza MSI Afterburner'ın ayarları geliyor. Burada genel ayarlar bulunmakta, sistemimizin özellikleri bulunmakta. Fan kısmına da ellemiyoruz. İzleme kısmına geliyoruz. İzleme kısmından bu bahsetmiş olduğum değerlerden hangisini görmek istiyorsanız onları seçmeniz ve işaretlemeniz gerekiyor. Ben buradan ekran kartı sıcaklığını, ekran kartı kullanımını, bellek kullanımını, işlemci hızını ve FPS değerlerini seçeceğim. Evet burada FPS değerlerini seçiyorum. Bunları seçtikten sonra tek tek OSD'de göstere tıklamanız gerekiyor. Aksi halde ekranda gösterilmeyecektir. Tekrar GPU sıcaklığın üzerine tıkladım. OSD'de göster dedim. GPU kullanımına geldim. OSD'de göster dedim. Bellek kullanımına geldim. İşlemci hızına geldim. Ve son olarak da alttan FPS'e geldim. OSD'de göstere tıkladım. Ve uygula deyip tamama bastım. Evet, bunları da yaptık. Şimdi bir oyuna girelim ve bakalım değerlerimiz gösterilecek mi? Evet, oyunumuza giriş yapıyoruz ve bakın burada değerlerimiz gösterilmekte. Bakın ekran kartı sıcaklığı, kullanımı, hızı ve burada ise bellek hızımız belirtilmekte. FPS değerimiz ise burada yazıyor. Son olarak bir şey daha göstereyim. Bu gördüğünüz panelin temasını değiştirebiliyorsunuz. Onu da yine buradan ayarlar kısmına geliyorsunuz. En sonda buradan sağa kaydırıyorsunuz. En sonda kullanıcı arayüzü var. Buraya tıklıyoruz. Temamızı ise buradan geliyoruz. Bakın burada bir sürü tema var. Veya böyle mavi gayet hoş. Böyle de ayarlayabilirsiniz. Bakalım başka neler varmış? Kırmızı var. Beyaz var. Evet, bu indirirken görmüş olduğumuz tema bence gayet güzel. Bu çok karışık duruyor. Evet ben şu indirirken gördüğümüz temayı yapmak istiyorum. Bu tema. Bunu da yaptıktan sonra uygula deyip tamamı basarsanız anında değişecektir. Gördüğünüz gibi. Şunu söylemeyi de unuttum. Ekranda gördüğümüz değerlerin rengini ve yazının boyutunu da değiştirebiliyoruz. Bunu da yine bilgi ekranının kısmına geliyoruz. Daha fazlaya tıklıyoruz. Ve buradan bakın yazının rengi ve boyutu bulunmakta. Bunu da şu şekilde buraya arttırdığımızda yazının boyutu artacaktır. Ve rengini de yine buradan istediğimiz rengi seçerek değiştirebiliriz. OK dediğimizde rengimiz değişecektir. Bunları da yapabiliriz. Bu şekilde yine yaptıktan sonra uygulay basıp tamam kısmına basarsanız ayarlanacaktır. Bu videoda sizlere MSI Afterburner nedir, nasıl kullanılır ve ayarları ne olmalıdır bunlardan bahsettim. Videoyu beğendiyseniz alttan beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.